Ali abi sen de tango kumbura değil. Kapatayım mı? Biraz. Evet. Abi. Biraz dışarıda. Hep aynı noktadan çekin. Bak ben yani ses çıkıyor mu ya? Yani. Yavaş da arıyorum. Bu hangi kanal ya? İhlas Haber Ajansı. 1910'lardan beri. Ben 4. kuşak, oğluma devrettik 5. kuşak. Yaklaşık 100 seneden fazla bu işte iştigal ediyorum. Kastamonu pasmasının en büyük özelliği tamamen etin doğallığını bozmadan, etin kendi öz suyunu içerisinde tutarak, onu kaybetmeden rüzgarla kurutarak yaklaşık bu zaman bir aya tekabül ediyor. Bir aylık süre içerisinde kuruyarak etin kendi öz doğal tadını müşterilerimize sunuyoruz. En büyük farkımız Kastamonu havasının kuru ve nemsiz olmasından dolayı pastırmalarımız çok güzel kuruyor. Ve pastırma kendi doğallığını kaybetmeden satışa sunabiliyoruz. En büyük özelliğimiz bu. Elle kesilmesi en doğru yöntem. Makinayla kesilirse bizim pastırmamız her halükarda sert olur. Çünkü sert olmasının sebebi de makinede kesilirse tabii suyunu biz presle dışarı atmadığımız için, etin suyunu içinde muhafaza ettiğimiz için makinede kestiğimiz zaman o pastırma kesinlikle sert olur. Diğer pastırmalar, diğer Türkiye'de satılan pastırmalarla mukayese edersek onlar pastırmanın suyunu presle dışarı atıyorlar ve fırınlarda kurutarak bir haftalık, bilemediniz 10 günlük zaman zarfında satışa sunuyorlar. Biz bunun aksi yönde hareket ediyoruz. Etin suyunu muhafaza ediyoruz. Presle falan dışarıya atmıyoruz. Etin kendi dokusunu muhafaza ediyoruz. Fırınlarda asla kurutmuyoruz. Açık havada rüzgarla kurutuyoruz. Bu da yaklaşık bir aya tekabül ediyor. Peki. Başköprü sarımsağı olmazsa olmazımız. O Türkiye'deki vilayetler içerisindeki zaten bilinen bir gerçek. Taşköprü sarımsağı bizim çemenimizin en büyük şeyi. Peki. Aroması asla tutmaz. Çünkü hindi eti, tavuk eti bunlar hep beyaz et cinsi. Pastırmanın kökeni kırmızı ettir. Bu değişmez. Kırmızı et olmadan pastırma olmaz. Oradaki arkadaşımız kendince bir şey yapmış, değişik bir sunum yapmaya çalışmış, öyle kabul ediyorum ben. Ama hindi etinden pastırma olacağını ben hiç asla düşünmek bile istemiyorum, olmaz. Hindi etinden olsa ancak şey olur, sucuk olur. Şimdi bizim normal kullanmış olduğumuz mesela pastırmanın dayanma süresi 6 aydır. Hindi etinin pastırması 1 ay. Ancak bana göre yumuşak et, beyaz et olduğu için bir aylık bir zamana ancak bana göre tekabül eder. Onun başka bir şeysi olmaz. Bir kere lezzet olmaz. Lezzet olmaz. Asla lezzet olmaz. Şimdi kırmızı et her zaman tercih edilen bir ürün. Yani protein açısından dana eti yani çok önde giden bir ürün. Yani bunu konuşmaya bile gerek yok. Yapılan pastırma tadını hiçbir zaman hindi eti tutmaz. Her şeyin güzeli, doğalı, orijinali olması gerekirdi. Pastırma kırmızı etten olur. Ama doğal şekillerde olur her zaman. Kendi sistemine, kendi orijinal konusuna göre, konumuna göre yapılır. Beyaz etten pastırma olmaz. Kırmızı etten olur. Her şeyin kendi orijinalidir. Tadına baktığınız zaman da aradaki farkı anlarsınız. Beyaz etten yapılan pastırma pek uzun süreli de sağlıklı ve dayanıklı olacağını tahmin etmiyorum. Pastırma kırmızı etten doğal usullerle olur, tabii usullerle olur. Bu da çok uzun süre dayanır. Yani tahminim bir sonbaharda veyahut da yapılan bir pastırma ilkbahara kadar kendini ve doğallığını muhafaza eder tadıyla birlikte. Güzel. Mm-hmm.